Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli 9. sınıf öğrencilerim merhaba. Bugün 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberiz. Arkadaşlar sorularımızın cevaplarına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler sorularımız karşımızda sırasıyla şimdi geçiyor. Geçmekte. Sizler bu soruları cevaplayın önce. Şimdi yaklaşık bir dakika sonra cevaplara geçeceğiz ve bu cevaplarımızı beraber yapacağız. Sizler de cevaplandırdığınız sorulara bakarak hangi sonucu aldığınızı, puanlamanızın nasıl olduğunu göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, bu sorularımızı müfredatımıza göre hazırladık. Ders kitabınızla doğru orantılı hazırladık. Sizler de arkadaşlar ders kitabınızdaki konulara çok iyi hazırlanın, o konuları çok iyi öğretmeninizden dinleyin ve sonuç olarak bu cevaplarımızla beraber yazılıda inşallah başarılı olun. Arkadaşlar videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır biliyorsunuz. Böylelikle daha çok öğrenciye ulaşmış oluruz ve daha iyi sonuçlar almış oluruz. Evet arkadaşlar sorularımız devam ediyor. Bakın ikinci sayfamıza geçtik. Altıncı sorudan devam ediyoruz. Çok önemli sorular bu sorular ve bu soruların birçoğunun sınavda karşınıza çıkacağına inanıyorum. Bununla beraber kesin bunların hepsi aynısı çıkacak diye de bir şey yok. Her öğretmenin farklı bir yoğurt yiyişi vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla farklı sorular da sorabilirler. Siz güzel bir şekilde ne yapacaksınız? Hazırlanacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bu yazılı sorularımızda size ne olmuş olacak? Destek olmuş olacak. Bu arada arkadaşlar derslerinizle ilgili, diğer derslerinizle ilgili kanalımızdaki gene videolarımız ve yazılı sorularımız mevcut. O yazılı sorularını da muhakkak ne yapın? Çözün yazılıya girmeden önce. Evet sevgili arkadaşlar şimdi yavaş yavaş cevaplara doğru geliyoruz ve cevaplara geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi cevaplara geçelim. Birinci soru. Bilgi edinmenin farklı yolları nelerdir? Yazınız. Evet sevgili arkadaşlar, bilgi edinmenin farklı yolları vardır. Bunlar selim akıl. Yani aklı selim diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. İki doğru haber ve salim duyu organlarıdır. İşte arkadaşlar bilgi edinmenin farklı yollar olarak bu üç kavramı bizden ne yapıyor kitabımız istiyor. Aklı selim, selim akıl, doğru haber ve salim duyu organları. Peki ikinci sorumuza geçelim. Dini sorumluluğu ön şartı nedir? Dini sorumluluğu, dini anlamda sorumluluğun ön şartı nedir arkadaşlar diyor. Örnek vererek açıklayınız. Sevgili arkadaşlar, dini sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. Yani eğer akılsız ve irademiz yoksa dini sorumluluğumuz da nedir? Yoktur. İnsanın Allah katında sorumluluğu akıllı ve iradeli oluşuna bağlıdır arkadaşlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insana yüklediği bu sorumluluk, Kur'an-ı Kerim'in insana yüklediği bu sorumluluk, Yüce Allah'ın insana yüklediği bu sorumluluk şu şekilde Kur'an-ı Kerim'de ne yapılmaktadır? İfade edilmektedir. Diyor ki ayette, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bu sorumluluktan korktular. Onu insan yüklendi. Evet bu konuda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle bir hadisi şerif buyurur. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Şifa buluncaya kadar akıl hastasından. Büluğ çağına erinceye kadar çocuktan ve uyanıncaya kadar uyuyandan. Evet buyurarak akıl sorumluluk ilişkisini Yüce Peygamberimiz açıklamıştır. Demek ki arkadaşlar eğer bir insan akıl hastasıysa ve tabi tedavide görüyordur muhakkak, bu tedavi sonucu akıl hastalığından kurtuluncaya kadar
sorumluluk ondan kaldırmış. 2. Bülü çağına erinceye kadar çocuktan. Evet, çocukluk çağını geçirinceye kadar, yani buluğa erinceye kadar çocuklardan kaldırılmış ve uyanıncaya kadar uyku uyuyandan. Çünkü uyku sırasında ne yaptığımızı bilemiyoruz, biliyorsunuz, kendimiz de değiliz. Bu 3 kesim kişiden sorumluluk ne yapılmış? Kaldırılmış. Peygamber Efendimiz bu hadisinde bu şekilde buyuruyor. Arkadaşlar, bu ayet ve hadislerin kaynakları için din kültürü kitabınıza bakacaksınız. Onun bibliografya kısmına bakacaksınız. Sevgili arkadaşlar, üçüncü soru olarak bir haberin mütevatir olmasının kaç şartı vardır? Açıklayınız demiş. Biliyorsunuz, mütevatir haber diye geçmektedir kitabımızda. Arkadaşlar, bir haberin mütevatir olmasının 3 şartı vardır. Yani bir habere biz mütevatir haber demek için 3 şart istiyoruz. 1. Her dönemde yalan söylemek üzere bir araya gelmesi imkansız çok sayıda insanın tarafından nakledilmesi. Evet, hiç yalan söylemesi düşünülemeyecek, insanlar tarafından nakledilecek. Evet. 2. Nakledenlerin sayısında azalmanın olmaması. O haberi nakledenlerin sayısında azalma yok. Yani çoğunluk bunu haberi söylüyor. Ve 3. Olayı veya haberi nakledenlerin görmüş veya duymuş olması. Ya bizzat görecek bu olayı veya bizzat duyacak. Bu da şartlardan birisi mütevatir haber için arkadaşlar. Ve 4. sorumuza geliyoruz sevgili arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in açıkladığına göre rüya kaç çeşittir? İçeriği nasıldır? Açıklayınız demiş. Evet, burada da rüya kavramı soruluyor. Kime göre? Peygamberimizin açıkladığı şekilde. Şöyle cevap verebiliriz arkadaşlar. Rüya 3 çeşittir Peygamberimizin açıkladığına göre sevgili arkadaşlar. Birincisi, Allah'tan bir müjde olan salih rüyadır. Evet, salih rüya. İkincisi, şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır. Üçüncüsü ise kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır. Bu 3 şekildeki rüya Peygamber Efendimiz tarafından açıklanan, ortaya konan rüya çeşitleridir sevgili arkadaşlar. Peki Peygamber Efendimiz bu hadisini kaynak olarak nereden biz alıyoruz? Müslim, evet, rivayet ediyor. Biliyorsunuz, meşhur hadis kitaplarından biridir İmam Müslim'in hadis kitabı. Burada rüya adlı babında 6. hadis olarak ne yapılmaktadır? Geçmektedir. Evet, demek ki rüya kaç çeşit? 3. Biri Allah'tan gelen bir müjde olan salih rüya. 2. Şeytandan kaynaklanan üzücü rüya. 3. De kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyaya yansıması şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Siz de sınavda bu şekilde ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Eğer bu şekilde soru gelirse. Evet, sevgili arkadaşlar, 5. sorumuza geliyoruz. İslam'a göre arkadaşlar doğru bilginin aşamaları nelerdir diyor, yazınız. Sevgili arkadaşlar, İslam'a göre doğru bilginin aşamaları şunlardır. 1. İlmel yakîn, yani bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgiye biz ilmel yakîn diyoruz. 2. Aynel yakîn, bu da bir şey hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgidir arkadaşlar. 3. Hakkal yakîn, bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir arkadaşlar. Bu 3 şekilde bilginin aşamalarını görüyoruz. Bu konuda da Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'ne kaynak olarak bakabilirsiniz. Arkadaşlar, soru 6'ya geliyoruz. İmanın şartları nelerdir? Maddeler halinde yazınız demiş. Arkadaşlar, imanın şartları 1. Allah'a iman, 2. meleklerine iman, 3. peygamberlerine iman, 4. kitaplara iman, 5. kadere iman, 6. ahiret gününe iman şeklinde arkadaşlar ifade edebiliriz. Buna biz ne diyoruz? Amentü diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü diye biliyorsunuz halk arasında da söylenir. Veya Kur'an kurslarına gittiğinizde öğretilir. Veya derste de büyük ihtimalle din kültürü öğretmeniniz size öğretmiştir. Soru 7'ye gelelim. İşittiğimiz her söze, her haber getirene inanmalı mıyız? Evet, çok önemli bir soru. Ve neden? Burada yorumumuzu istiyor arkadaşlar. Değil mi? Bize
Bir söz geldi, bir haber geldi. Her getirilen habere, her şeye inanmalı mıyız? Arkadaşlar, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor. İsra suresi 36. ayette. Evet, o zaman insanın bir haber ve bir olay hakkında kesin hüküm vermeden önce ciddi araştırma yapması Yüce Allah'ın emridir sevgili öğrenciler. Akıl ve vicdan bu şekilde hareket ettiğinde artık inanç dünyasında kuruntulara ve yanlışlıklara meydan verilmez. Dolayısıyla arkadaşlar gerek sosyal medya olsun gerek değişik açılardan olsun düşünün. Size bir haber, bir şey hakkında bilgi geldiğinde hemen gaza gelip hemen üzerine atlayıp bunu yaymamak lazım. Buna inanmamak lazım. Özellikle günümüzde bu çok bu konu istismar ediliyor. Onun için vebal ve günah altına ne yapabiliriz arkadaşlar? Girebiliriz. Onun için özellikle bakın ayet-i kerimede Yüce Allah da buyuruyor. Göz, kulak, kalp bunların hepsinden sorumludur. Biz kesin olarak araştırmalıyız arkadaşlar bir haber geldiği zaman. Atıyorum WhatsApp'tan, YouTube'dan, diğer kanallardan değil mi? Bir haber gel, bir şey atıyor, bir metin atıyor, bir görsel atıyor, bir haber veriyor. Acaba bu gerçekten böyle mi? Teyit etmeden bunu biz de yayarsak biz de vebal altına gireriz arkadaşlar. Onun için buna çok dikkat edelim. Kul hakkıdır. Buna özellikle dikkat edin sevgili öğrencilerim. Evet arkadaşlar, meal ve tefsir kavramlarının ne demek olduğunu ve farklarını kısaca belirtiniz demiş sorumuz. Sevgili arkadaşlar, meal dediğimiz şey Kur'an ayetlerinin tam karşılıkları başka dillere aktarılamadığı için ayette anlatılmak istenileni kelimesi kelimesine değil de biraz eksiğiyle başka bir dile çevirmeye, yakın anlamlarını vermeye biz meal diyoruz çocuklar. Tefsir ise yani yorum, yorumlanma, tefsir yorum demek bir nevi. İnsanın bilgi birikimi ve Arap diline olan hakimiyeti ölçüsünde Kur'an-ı Kerim metninin içeriği, manalarını ortaya çıkarması veya yorumlaması demektir. Dolayısıyla tefsir bir nevi nedir? Bilgi birikimimize göre Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri yorumlamaktır. Yani ne demek istemiş, ne anlatmak istemiş? En güzel şekilde, en doğru şekilde öğrenmek için bunları yorumlama demektir. Dolayısıyla böyle bir fark var meal ve tefsir arasında. Siz de buna ne yapın? Dikkat etmiş olun sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Türkçemizde de birçok meal ve birçok tefsir var. Bunların en güzellerinden, en önemlilerinden birisi de Hak dini Kur'an dilidir. Özellikle Ulu Önder Atatürk tarafından da yazılması teşvik edilmiş ve bastırılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve tabii bu arada Diyanet İşleri Başkanlığımızın da tefsir ve mealleri vardır. Buraya da bakabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, gelelim diğer sorumuza. İlahi kitapların gönderiliş amacı nedir? Bildiklerinizi yazınız demiş sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ilahi kitaplar insanların iyiye, doğruya yönelmesi ve kötülükten sakınması için gönderilmiştir. Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bildirdiklerine şeksiz şüphesiz bir şekilde iman eden Müslümanlar tarih boyunca her topluluğa bir peygamber gönderileceğine inanmıştır ve Yüce Allah da her topluluğa bir peygamber göndermiştir. Yüce Allah bu gerçeği şu şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor sevgili arkadaşlar. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur? İşte arkadaşlar, bu ayette de gösterildiği, ifade edildiği gibi Yüce Allah ilahi kitapları, peygamberleri, gönderiş amaçları insanların kurtuluşuna vesile olmasıdır arkadaşlar. Ve peygamber göndermediği ve yol göstermediği bir topluluğu da bundan sorumlu tutmayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla
Muhakkak her topluluğa Yüce Allah bir peygamber ne yapmıştır? Göndermiştir. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi gelelim diğer sorumuza. İslam inanç esaslarının özellikleri nelerdir? Bunları açıklayınız demiş. Sevgili arkadaşlar, İslam inanç esaslarının özellikleri şunlardır. 1. Fıtrata uygun, açık ve anlaşılır oldukları için aklı selim tarafından kolayca kabul edilir. Demek İslam inanç esasları fıtrata uygundur, açık ve anlaşılırdır. Bundan dolayı da aklı selim tarafından, selim bir akılla kabul edilir. 2. İnsan ürünü veya dogmatik değildir arkadaşlar. Vahiy kaynaklıdır. Yani doğrudan vahiy kaynaklı olarak gelir. İnsana ait değildir bu kurallar ve dogmatik değildir. Yani değiştirilemez ve kalıcı değildir. Biliyorsunuz Yüce Allah da zamana ve zemine göre vahiy göndererek peygamberler aracılığıyla ne yapmıştır? Dinini yenilemiştir arkadaşlar. Evet, insan ürünü değildir ve dogmatik değildir. Çünkü vahiy kaynaklıdır. 3. İslam inanç esaslarının benimsenmesinde kişilerin hür iradeleri ve tercihleri gerekir. Yani bir dini kabul ederken arkadaşlar hür irademizle kabul edeceğiz. Zorlamayla olmaz. Ve 4. İslam dengeyi esas alır sevgili öğrencilerim. Ebedi kurtuluş için korku ve ümit arasında dengeli bir hayatı tavsiye eder. Yani ne hiçbir şeyden korkmadan kafamıza göre yaşayabiliriz ne de korku içinde olup Allah'tan ümidi kesebiliriz. Korku ve ümit arasında olmak durumundayız. İşte arkadaşlar bu 4 madde İslam inanç esaslarının özellikleridir. Bu 4 esası bilip bunlara uyduğumuz zaman biz tam bir Müslüman olarak yaşamımızı ne yapabiliriz? Sürdürebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 10 sorudan oluşan din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin birinci dönem birinci yazılı sorularını böylelikle tamamlamış oluyoruz. Kanalımızın videomuzun sonunda kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı likeladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Diğer yazılı videolarımızı da izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız sevinirim. Bu vesileyle, bu duygularla hepinize gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, selametle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.